Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. İnsanın mahiyeti, dünyanın hakikatını bilen, idrak eden İnsan zerre kadar imani mevzularda inkişaf ederse en büyük bahtiyar bilir kendisini. İnsanın mahiyeti, kainatın hakikatını. Niçin böyle diyorum? Müslüman değil, dünyada yaşayanların %80'i yaşadığının değil, insan olduğunu bilmiyor. İnsanı et ve kemikten ibaret olduğunu zannediyor. %80 insan et ve kemikten ibaret zannediyor. Yani bir giydiğimiz elbise var, bir de oturduğumuz şu anda bina var. Bir derece elbise terimiz, kokumuz siner ama biz binada sinemeyiz. Dışarıdan bakan senin duygularını, fikriyatını, hissiyatını anlayamaz. Bina içindesin ya. Anladınız mı? Yani biraz gömlekle bina arasındaki fark. Binanın içindesin, binaya bu kadar uzaksın. Gömlek bile değil. Ha, binanın içinde oturan senin ruhun gibidir. Bina senin bedenindir. İşte bu bedene sen diyorlar. Yani binaya insan demek. Ne insan diyor? İçinde insan var. Yani içinde insan var diye binaya insan demek, bedene insan demek de eşittir. Kur'an devamlı akla vurgu yapar. Kur'an'a zıt olan felsefe ise zekaya vurgu yapar. Ya akilun, ta akilun, efele tefekkirun, ne kadar da az düşünüyorlar gibi. Akla vurgu yapmaz felsefe. Zekaya, zeka aklın sıfatıdır. Deha, muhakeme, muvazene, aklın sıfatı olduğu gibi. Akıl nedir? Vahye tabi olursa, akıl ikal olur, bağ olur. O bağdan akma olur. Onun için Selefi Salih'in ve Kur'an ve hadis, ahlak ile aklı özdeş kullanır. O kadar şey. Eğer akıl devre dışı olursa, ki vahiden kopuk olursa, zekavet olur. Zekavet de peşincilik, dünyadaki ilişki ve çelişkileri çözer. İyi bir mühendistir, iyi fizikçidir, iyi bir alim de olabilir, bilgili olabilir. Ama aklı vahiy ile çalışmasa o zekidir. Şimdi bu dünyayı tanımlamak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta diğer peygamberler bize en büyük iyiliği nedir biliyor musunuz? Bize dedi ki, şaşıracaksınız ama, bize dedi ki siz insansınız. Denmeseydi insan olduğumuzu bilmeyecektik. İnsansınız denildiği halde dünyanın %80'i insan olduğunu bilmiyor. Gel Müslümanlara, %80'i, Müslümanların 1,5-2 milyarın içerisinde %80'i farkındalığı yok. Diğerleri eşit. %20 kalıyor. 20'nin de 10 tanesi olayı fark etmiş, çabalıyor. 10-15 kişi, %15'i çabalıyor, bataklıktan çıkmaya çalışıyor ama bulamıyor. Çok az kişi böyle biraz fark etmiş, gayret ediyor. Bakın peygamberlerin en büyük iyiliği, bir daha söyleyeyim, bize insansınız demeleridir. Bir cümlede müsaade edin söyleyeyim, ondan sonra başlayacağım. Eğer biraz kitap karıştıran, biraz bu konuda merak eden varsa, ki vardır, bakmışsınızdır. Filozofların, bu işe kafa yoranların, insanı tanımlamalarında, tarif etmelerinde, izah etmelerinde şöyle derler. İnsan düşünen bir hayvandır. Mücadele eden bir hayvandır.
yorumlayan bir hayvandır, mücadele eden hayvandır, bilmem ne hayvandır, bilmem ne sonunda hayvandır demiş. Bu insanların devleri diyor. Sonunda hayvandır diyor. Mesela Karl Marx sosyal bir hayvandır der. Sosyal bir hayvandır. Darwin düşünen bir hayvandır demiş. Sokrat idrak eden bir hayvandır demiş. Önce sonunda hayvan koymuş ama. Biz din var, insan olduğumuzu unutmuşuz. Ya olmasa? Şimdi çalıştım. Çalışarak geldim ya. Yani ders yapanlar, vesaire olanlara duyurulur öylece. Pat diye tomba, eskide tombala çekme şeyleri vardı sokaklarda, öyle. Ders olmaz. İnşallah faydalı oluruz. Zerre kadar imanımız artarsa, insanlığımızın farkında olursak ne mutlu. Mektubat'tan 186, o kadar mevzu var ki. Fakat ben bunlardan bir tanesini seçtim, çok gündelik hayatta var. Diyorlar ki, Kur'an'ın bir suresine değil, bir tek ayetine, hatta bir tek cümlesine, hatta bir tek kelimesine muaraza edilemez, edilmemiş. Biraz mübalağa gözüküyor yani. Dedik ya, insanlara insansın. Yani belki insanoğlu insan olduğunu bilebilirdi ama birisi evet sen insansın, doğru düşündün demedikçe o şüpheden kurtulamayacaktı gene. Böyle içe döndükçe, yani biraz bu işte meşgul olduğum için söylüyorum, enfus girdikçe, hani böyle heyelan olur da şehri kapatır ya, veya zifiri karanlık olur da lambayı vurdukça, bak bardaklar, çanaklar, arabalar, şunlar bunlar ortaya çıktığı gibi örtülmüşüz. Ancak okudukça, derse gittikçe, fener vurdukça onlar ortaya çıkıyor. Ve dibi yok insanın. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın diyor Allah. Ama asır acayip etmiş yani insanları. Bin parça etmiş. 18 bin alemin koridoru olan, hulasası olan, sığmadım kainata, sığdım beni seven müminin kalbine, o sır, mekansız mekanlılığını fark eden yok ki. Böyle basit basit şeylerle boğulup gidiyoruz. Şimdi biraz mübalağa gibi gözüküyor. Biraz Kur'an'ın harflerine gireceğim. Nasıl şeydir diye. Biraz bu işte ömür verdiğim için. Ama dersi fazla sarsmaması için çok az gireceğim Kur'an'ın harflerine. Elif, B, T, S, Cim. Bunlar tabiatı, tabiatı yani öyle normal, mesela Allah var iken vav yoktu. Vavu böyle, lamu böyle, mimi böyle, nereye göre seçmiş? Niye böyle yapmış? Böyle böyle niye yapmamış? Şöyle şöyle yapmamış. Niye böyle yapmış? Niye vav öyle? Bakarsınız anne karnındaki çocuğa benziyor, değil mi? Niye elif dikey? Dikey. Enaniyete benziyor. Böyle olsa olmaz mı? Çok garip ya. Biraz hafif böyle. Boğmayayım çünkü. Diyor ki Kur'an'ın bir suresine değil, bir tek ayetine, hatta bir tek cümlesine, hatta bir tek kelimesine muaraza edilemez. Edilmemiş. Bu sözler mübalağa görünüyor. Ve akıl kabul etmiyor. Çünkü beşerin sözlerinde Kur'an'ın cümlelerine benzeyen çok cümleler var. Bu sözün sır hikmeti nedir? Yani beşer, insanoğlu da böyle Kur'an tarzında kelam da diyebilir. Acayip bir vecize söyleyebilir. Olmuş da sır katibi insanı tarif eden bir sure gelmiş. Yazarken vahiy katibi yani. Yazarken gayri ihtiyari hemen içinden bir kelam sudur etti. Neydi hatırladın mı? Bana da vahiy geliyor zannettim. Evet, nedir o? Hatırladınız mı?
Fetebarekallah asrın halikin demiş ya. Yani nasıl bir böyle güzel yaratılma ve tasvir var diye. Bunu daha bu gelmeden önce bu ayeti kendisi söylemiş. Ayet değilken. Biraz da kafanızı karıştırayım, zorlayın diye. Kur'an okuduğumuz an şeytan kaçar. Ama Kur'an'ın içerisinde şeytanın sözü var. Şeytanın sözü, bazı peygamberlerin sözleri de var mesela. Bismillahirrahmanirrahim ve mursaline rabbil gafurrahim. Nuh aleyhisselam sözü. La uhubu la filin. İbrahim aleyhisselamın sözü. Ama Kur'an'da ayet. Kur'an'da şeytanın sözü yok mu? Bana mühlet ver dedi kıyamete kadar. Değil mi abiler? Mühlet istedi veya Allah verdi. Hatta Allah'a itham eden kelime var şeytanın. Sen beni sen azdırdın diyor. Adem aleyhisselam ben nefsime zulmettim dedi. Ayet olmuş. Şeytanın sözü Allah'ın ayeti nasıl olur? Ha? Bu nasıl böyle sorular? Hepsi cevap. Zor değil mi? Ben bunu çok yorulmuştum bundan. Çok. Ama küllat elhamdülillah hepsinin şeyi var. Abi sen söyledikçe içimdeki şeytan da aynılarını bana sormaya başlıyor. Şimdi soruyor. Aynen. Niçin şey yapıyor diye. Başkaları duymadan benden duyuyor. Bende de var o şeytan. Ama bizim şeytanımız da çok vasatmış canım. İşte şimdi şu. Bize söylemedi şimdiye kadar. Kur'an'la meşgul olan siz muhatap siz değilsiniz de burada. Bunlar medarı varsa olmuş, içerimizde var. Kur'an'la biraz meşgul olsaydım bu işlerle gelirdi. Senin şeytanın daha çok namaza durduğun zaman hangi cinsten vesvese geliyorsa meşgul olduğun sağa otur. Ekseriyeti mutlaka itibariyle meşgul olduğum düşüncelerden geliyor. Bazen gülüyorum kafaya. Tahayyül, tasavvur, tavakkul, tasdik. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tahayyül değil. Dima var ya kafanın içinde. Ekseriyetle geliyor. Ondan sonra sen çok mübalağa ediyorsun falan. Sonra bir harfleri çok mübalağa ediyorsun dediği zaman Zeynel Abidin bu işin şeyi, Muhiddin-i Arabim, Fahrettin-i Razi ve bu işin daha çok eğilleri, harflerin üzerine, harf var ya, mim veya vav, elif, bunların tabiatın üzerine girmiş. Fe subhanallah, tabiatta dört tane tabiat var ya, toprak, hayal et, toprak. Yani ne atarsan, içini dışarı ediyor. Bilgisayar gibi disketi verirsin. Ne var bu diskette? Bilmiyorum ki. Gözle göremezsin. Kulakla işitemezsin. Bilgisayara takınca olur. Kabak çekirdeği mi? Bir sürü çekirdek verirsin. Disket. Bu, CD. Atarsın toprak bilgisayarına. Görürsün, işitirsin. Tak diye karşına çıkar. Hem de canlı. Şimdi sembol olsun diye böyle detaylı anlattım. Bir toprak var. Tabiat. Bir de su var. Tamam mı? Bir de ateş var. Bir de hava var. Dört. Her Kur'an'ın her bir harfi bir tabiatı temsil ediyor. Mesela Elif, La, Mim. Senin adın ne? Berat abi. Berat. B, Ra, T. Bunlar evet, harfleri annenin de ismini alınsa, senin o ismini de alınsa, seni görmeseler o kök harflerinden ve kullanılan berete o harflerle senin ortalama %70-80 karakterin tespit ediliyor. Kimsin, nasılsın? Evlilikte de kullanılabiliyor. İşe alınırken kullanılabiliyor. Yani tabiat. Mesela Kur'an'da bazı, Kur'an okuyanlar bilir, bazı sureleri dırırt diye okuyoruz. Bazıları zorlanıyoruz. Gidin ona bakın, ya tehdit ayetleri ya cehennem ayetleridir. Kullanılan harfler ateş harfleridir. Çok acayip. Mesela harflerinle senin galip esman ortaya çıkıyor. Ona göre muamele ve eğitim görülüyor. O harflere göre senin hastalığına ilaç veriliyor. Senin de senin başın ağrıyor. Ama tabiatınız farklı. İsminizin annesinin ismiyle kök harfleri tespit ederek
Ondan sonra bu ağrının hepsine aspirin vermek zorunda şimdi. O burada böyle değil işte. Şimdi o tabiata göre sana ayrı veriliyor. Öyle bir zaman gelecek ki Berat. Şimdi yok, eskide vardı. Biz ilerlemiyoruz, geriye gittik yani. Bu 1000 seneden beri toplanan o kitaplar elimizden alınmış. Çoğusu Bulgaristan arşivlerinde. Kişinin kokuya göre tabiatı tespit ediliyor. İdi. Kişinin sesine göre, kendisini görme, sesi gelsin. İmam Azam diyor ki ben kişiyi görmeyeyim. Abdest alsa bir sudan, gusul için mi, abdest mi veya bu adam nasıl bir adamdır? Ben o su temas etmiş ya, suyun hafızası var. Biliyorsunuz o. O suyun hafızasında en son kim temas etmiş? Onun karakterini söylerim diyor, kendisini görmesin bile. İmam Ebu Yusuf diyor ki, ben kişiyi görmeyeyim, sesini duyayım, karakterini söylerim diyor. İmam-ı Muhammed Eşşeybani zor şeyi söylüyor. Ben diyor kişiyi görmeyeyim, kokusunu duyayım, alayım, karakterini söylerim. Kokuya biraz bu çalışmıştı. Kaç tane ders var şu anda yayın? Bunu merak ediyorsan koku, karakteri, 4-5 tane var. 5 saat koku hakkında, en az 5-6 saat da malzeme var daha defterde yayınlamadım. Koku. Koku kişi nasıl kimliğidir? Hani anlamadım diyecek yeni gençler var. Doktora gittiğiniz zaman söylediğiniz şeylerle biraz varamadıysa doktor hastanıza idrar ve gaytanızı ister değil mi? Büyük ve küçük abdesti ister. Yani pis ne yapacak senin attığın bir şeyle insan ne yapacak? O attığın şey var ya onunla senin içini seyrediyor. Öyle değil? Küçük ve büyük abdest içini seyretmiyor. Senin sima ve koku da senin attığın değil midir? Ses senin attığın değil midir? Büyük abdest seni tanımlıyor da sesin seni niye tanımlamasın? Ya. Abi bu kesik harflerin ilaçlara 1000 kat daha tesirli olduğu evet. Bu konu hakkında değil mi? Evet hafife ona giriyordum. Biraz dedi içerideki ay fazla girme. Mesela elif, la, mim, ha, mim. Ayin sin kaf fe zamana sıfatı. Şimdi elif la ha mim ayin sin kaf desen tabii ki söyle ama usulüne göre, irabına göre ne kadar doğru okursan o kadar tesir var. Maddi ilaçlarda 1000 derece daha hissetli olduğunu usta söylüyor. Harflerin değil tesiri. Nasihat etse doktor sana. Bak nasihat etse. Subhanallah istenme. Yani şöyle güzel nasihat etse. Sana o kadar tesir eder ki ilaca da ihtiyacın olmaz. İyisin iyisin dedi. Gibi he. Yani o kadar insan kelamda sihir var. Ha? Şimdi harflerde bu kadar yeter fazla gibi. Her bir harf bir tabiatı temsil ediyor. Mim, nun. Onun için yapılamaz, o dizilemez o harflerle. Mesela harfler, bir havuz düşünün diyor, Risale'de geçiyor. Bakın, bir havuz düşünün, farklı yerlerden su akıyor. Evet, bir tek havuz. Ama o gelen kanallardan, dereden, buradan aktı, oradan aktı. Alüvyon diyorlar, o suyun taşıdığı madenler var. Yani madenler olsun, üzerine geçtiği metaller olsun, ağaç ve bitki olsun. Veya orada ölen hayvanların vesaireleri. Oraya taşınıyor. Hepsi sudur ama su değil. Hepsi aynı taşıdığı değil. Zahirde o havuz tek değil mi? Bu asuredir. Her bir kanaldan gelen su da harftır. Mesela bir harfin lakal en az 70 tane tabiatı var, şey sıfatı var. Bakara suresinde ayrı sıfatta kullanılıyor. Maide suresinde ayrı sıfatı için kullanılıyor. Ebced'de kullanılıyor. Tarihte kullanılıyor. Keşifte kullanılıyor. Yolda kullanılıyor. İnsanın üstünü açmada kullanılıyor. Şimdi şeytanın o sözü nasıl şey oluyor diye. Risale bambaşka bir şeydi. Kur'an'ın harflerinin tabiatı, kimin sorularına ise cevap olmuştur inşallah. Kur'an'ın harflerinin tabiatı korunarak
konulmuştur. Örnek verdim işte bir havuz. Bu benim misalim değil. Evet su. Ama şu dereden akan su sudur ama içindeki alışımlar, yani hangi yerden gelmişse, hangi madenden gelmişse, hangi bitki örtüsünün geçmişse onu taşıyor değil mi? Onu taşıyor. İmam Azam'da bak su. Suda misal ver. Su akarken diyor, aktı dereler, vadi yataklarını da fotoğraflayarak getiriyormuş. Ne diyor? İnsana temas etse diyor, abdestini ve karakterini söyle. Görüntüyle mi hafızasını alıyor? Alıyor. Bir parçasını sana söyleyeyim. Ha bu kadar bir parçasını. Fazla meşgul olduğum için. Şimdi bağışlayın ama. Bir insanda bir sıkıntı var. Ecda şöyle yaparmış. Yavrum karşıda. Buraya otur. Buraya bak. Sen suya bakacaksın. Suda görüntü var mı dedin de. Cinciler de öyle yapıyor zaten. Evet. Yani suya bak dedi. Ondan sonra okurken Allah Allah, içini karşında görüyorsun ayna. Burayı nasıl karşıda görüyorsun? Bu şimdi sureyi buraya okunuyor. Burayı değiştiriliyor, sen görmüyorsun. Bu yapısı değişiyor. Bunun tabiatı, Kur'an'ın tabiatına değişiyor, hafızası var. Bu tabiatı, bir de oradan birisini kovalıyorsun. Pat diye bakıyor. Kendisini seyrediyor. Aa orada şöyle şapkal var, bilmem ne var. Bunlar şekil işte. Evet. Yansıdığı şeyi, görüntüyü alıyor. Yani su gibi denmiş ama su değil. Tamam. Şu anda bu yapısı değişiyor yanında sohbet edilirken. Bunu gavur söylüyor, Müslüman değil ha, Japonlar. 7 sene bunu izlemişler adamlar. Bunun yanında ne konuşuyorsanız resimliyor ve kaydediyor. Hafızası var. Peki bunun yanında kötü dedin, suyun yapısı değişiyor. İyi dedin, sebebi. %76, %72, %76 insanın vücudu suysa, düşünceleri suyunu nasıl değiştireceğini düşünün. Dışarıdaki telkinin, insanların size yaptığı konuşmalarla ne kadar psikolojiniz İyi veya kötü gittiğini düşünün. Mübalağa görünüyor. Burada iki mezhep var. Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Ben bir tanesini atlayayım. Birinci, yani biraz mübalağa gözüküyor diye. Fakat en çok merak ettiğiniz, alakadar olabileceğiniz yerden ikinci ulemanın fikrini okuyacağım size. Üstad ikisini de koymuş. Kur'an hakimin cümleleri. Kelimeleri birbirine bakar. Mesela elif, la, mim koyarken o elifin sıfatı lamın sıfatıyla o şey yapılıyor. Mesela neye benzer? Benzemez de. Böyle lüks arabalarda gördüm bir Almanya'da. Burada da var. Şoför mesela aynasını, dikiz aynasını, koltuğunu vesairesini ayarlıyor. Düğmeye basıyor. Kaydet. Kaydet. İsim yaz diyor. Salih. Ondan sonra biniyor Bahattin, aynasını, dikiz aynasını, her şeyi değiştiriyor. Aynasını, koltuğunu vesairesini. Kaydet diyor Bahattin diyor. Sonra Hasan diyor. Şimdi kim binerse Hasan diyorsun, bütün koltuklar, her şey değişiyor. Tamam. İşte Kur'an-ı Hakim'in harfleri de birbirine geldiği zaman vav, evet, mimim, şunun bunun yanına geliyor ama o sıfatı öne çıkıyor, o sıfatı değil. Misal, ben şimdi sizde böyle konuşurken Kadıköy Belediyesi'nin seminerinde ateistlerle, iki tane ateist konuşuyor, bir de ben konuşuyorum. Böyle bir şey vardı seminerle. Oradaki sıfatım ayrı. Orada görseniz ayrı isim. Tanımazsınız beni zaten. Orada ayrı bir uslup, ayrı bir şey kullanıyor. Yani tamamen kuantum, kuantlardan ve muhakemat uslubunu kullanıyorum orada. Ancak o kelam nedir diye, kelam nedir mesela diye. Ne demek istiyorum? Vav, mimin yanına gelse, henin yanına gelse aynı değil. Evet aynı benim ama herhalde farklıyım. Sen de öyle. Annenin yanında, babanın yanında, iş yerinde gibi yani. Roller farklı. Roller farklı, güzel. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in cümleleri, kelimeler birbirine bakar.
Bazı olur bir kelime 10 yere bakar, onda 10 nükte-i belagat, 10 münasebet bulunuyor. Size bir misal söyleyeyim. Çok hoş bir şey. Caminin mihrabı var ya, mihrabı. Şöyle ayet gidiyor, böyle iniyor değil mi? Ayet-i kürsi, ekseriyet mutlaka. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huzu sinetun ve la nevm ilahil ayet. Veya kıble ile, secde ile alakalı ayet. Biliyorsunuz değil mi bunu? Kaç tane harf var bilmiyorum ben şu anda ezberim, ayet-i kürsi. Ama yaklaşık olarak o kalebodur, 100 tane, 200 tane kalebodur vardır. Şöyle şöyle kalebodurlar var. Ama büyük harf mesela lam yapmış, belki de 5-6 tane kalebodurun üzerine çizilmiş, öyle değil mi? Şimdi, çok iyi bir kalebodur ustası ve cami yeni yapılmış, iyi bir usta ama Kur'an okumayı bilmiyor. Kalebodurlar koli koli duruyor. Hangi harfi nereye koyacak? İyi bir usta ama. Bütünü görsün. Ama Kur'an okumayı bilmiyor. Bütünü görsün derken. Allahu la ilahe illa hu. Elif'i alır sonra koyar. Mimi bu tarafa koyar. Dizebilir mi onu? Yok. Dizemez. Peki o nasıl, nereye göre diziyor? Kafasındaki Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Süreyi biliyor, el gelecek, şu gelecek, vav gelecek, oturuya gelecek vesaire. Hani iki şeyi bilmeye bağlı. Bir, süreyi bilecek. İki, kalebodur'u usta olacak. Kalebodurcu olmak yetmiyor. Sırf ayet-i kürsi bilmek de yetmiyor. İşte Kur'an harflerini yerleştirebilmesi için insanı ve gayb alemi ve harflerin tabiatını bilmesi lazım ki yerleştirsin. Velayet kanadı da açık olması. Evet. Şimdi Ebced'i bir de Ertel öyle istediği gibi yapamaz. Nerede? Bir ara bizim bir vakıf vardı. Ebced de çok hastaydı. Ebced hastası böyle. Arabaya biniyor, şu saatte bindim, Ebced yapıyor. Şimdi ne olacak? Acayip bir şey. Arabaya biniyor şey. Diyor ki şoför diyor. Çok acayip. Artık melek olmuş. Kafayı şey olmuştu. En son ustak müdahale etti. Diyor ki fazla değil diyor. Yarım saat içinde diyor bir sıkıntı var arabamızda. Sıkıntı olacak, ona göre git diyor. Şimdi ona göre ben de dedim ki şey, neyse ismini kullanmayayım. Ya dedim onun karşıtı var, onu kullan dedim. Araba şey olmasın. Lan. Yani bir buçuk günde şu indik adam. Bu konuda uzman. Ben anlamam yani. İniyor. Gideceği hedefi de şey yapıyor. Nasıl yapıyorsa mesafe harfi varmış. Mesafe harfini koyuyor. Aa, bir başımıza bir sıkıntı gelecek diyor. Dikkat et diyor. Dedim o karşıtın koyacağım şimdi diyor. Yani böyle yani. O harfler şifredir biliyor musun? Mesela hastanede veya büyük müessese giderken ya kart okutuyorsunuz boğazında. Ya tık 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 giriyorsun. Ha, bu harfler de böyle tık 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 tak şey yapılıyor. İstersen görürsün, istersen hissedersin. İstersen arkanda sana söylerler. Senin numarası gibi. Biraz önce mesela harflerin yanına girecektik biraz. Ağzım şey titredi. Titreyince fazla girme. O kadar. Girilmezmiş. Tamam. Yani en azından tabiattan da bahsettim. Yani toprak ne yapar? Disketi girecektim. Şey yapılmadı. Disketi atıyorsun. Allah Allah okudu. Su hafızası var. Sureti hep şeyini kaydediyor. Bir de ateş var tabiatı. Ki İbrahim'i bir meşrep. İbrahim'i isimli. Aynı zamanda peygamberler isim geliyor. Tamam. Peygamberler isim geliyor. Mesela toprak tabiatı Adem Aleyhisselam'ın isim geliyor. Su kimindir? Hangi peygamber de öne çıkmış? Nuh Aleyhisselam. Bir de Yusuf. Evet. Peki havayı iki tane öne çıkan peygamber söylemenizi istiyorum. Süleyman ve İsa. Harika. Tebrik ediyorum hepinizi. Hud Aleyhisselam. Allah anımızı mübarek kılsın ya Rabbi. Onların hürmetine. Havaya hükmeden en önemli. Diğerleri de var da. Hud Aleyhisselam da öyle abi. Evet. Hud. O da öyle.
Mesela havaya dedik, ateş İbrahim, İbrahim'i meşrep derler. Toprak Adem Aleyhisselam, ve alemi Adem el esma-i küllâ, bütün isimler, bütün elementler kimsin? Ver disketi okusun sana toprak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cemül Cem'dir. O zaman herkesin tabiatı farklı biliyor musun? Mesela şunu da diyeyim de hep %70-80 genç olduğunuz için lazım olur diye söyleyeceğim. Evlenirken tabiata bakın. Ne istiyorsun, ne tercih ediyorsun onu bil diye söyleyeceğim. Bak, ne istiyorsun, neyi tercih ediyorsun? Sonra tombala çekme. Hazreti Hatice bir modeli seçerseniz evde çorba bekleme. Ticareti, ticaret okumuş. Ayşe modeli seçersen çorba bekleme, çocuk bekleme, iş bekleme, ticaret bekleme, ilim. Tamam? Mesela Fatıma modeli olursa siz müdahale ettiniz mi? Tamam. Demek edilmemiş. Bunlar hep evet. O zaman normal. Biraz müdahale etsin. Fatıma ev hanımıdır, çocuk annesidir. Rabia, Rabia tasavvufçudur. Meyrem çilenin insanıdır. Asiye, mücadele ve sosyal yapının ve siyasetin simgesidir. Firavun'un karısı ama iman etmiş, gizli. Rabiatul Adevi, modeldir. Erkek ise İsa modeli, Musa modeli. İsa enfusçidir. Musa şeriatçıdır, zahircidir, batıncıdır. Adem Aleyhisselam cemdir. Ondan sonra eğer bize yakını uygularsak Ebu Bekir teslimiyetçidir. Ebu Bekir modeli var. Ömer kuralcıdır, adalet şeyidir. Osman karışmaz bir şeye, enfusçidir. Ali ilimdir. Ali mesela bir kız Ali bir modeli isteyip de Ebu Bekir gibi bir muamele beklemesin ondan. Tamam böyle. Çok acayip. Bunlar harflerle çıkıyor biliyor musun? Hatta 7 tane renk söylüyoruz. 7 tane renk var ya. Sen bana 3 tane en çok sevdiğin rengi söyle diyorum, gösteriyorum. Bir eskiden ya. Şimdi gelmeyin sakın, yok böyle bir şey mi? En çok sevdiğin renk bu mu? Bu mu bu? 3 tane. Kim o senin talep olduğun kızın da çaktırmadan 3 tane renk, en çok birincisini, ikincisini neyse bir tamam. Renklerle baktığın zaman tabiat uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu, %70-80 ortak gösterir. Yani bunları niye anlatıyorsun, ne alakası var? Harfler böyle harfler. Kur'an harfleri de renklere, tabiatlara, dimağla, kalple özdeş yapılıyor. Yani 18 bin alemi, 18 bin melekut gayb alemini ve insanı bilenin dizmesidir. Elif, lam, mim, zalikel kitabu la raybe fi. Mesela şey diyorum ki gençlere, İzaca'yı okumayın namazda. Ama birisinden ders almamışsanız. Çünkü sonunda harf çıkmıyor. He çıkmıyor. İzaca nesulullahi vel fet. وَرَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰى يَفَّاجَ Geçmiş olsun. Sonra göstermedik. Hani o harfleri gösterilmesi lazım diye. Öyle dizilmemiş. Yani onun birisinden ders alıp okuyor. Bir daha bu anlattıklarım oradan oraya atladığımı zannediyorsunuz. Hey, o su misali, renk misali, Ebu Bekir modeli, Rabia modeli gibi şey hep Kur'an'daki tabiatları anlatmak için misal verdi. Kur'an-ı Hakim'in cümleleri, kelimeleri birbirine bakar. Bazı olur bir kelime,
10 yere bakar. Niçin? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Bunu Kalebodur ustası dahi olsa bu yazıyı bilmesi lazım ki bu buraya, bu da buraya, bu da o bu son, koy buraya. Ayasofya camisini sökün tek tek kırmadan. Onun kim tekrar dizebilir? Mimar Sinan veya onun ustası dizer. Sultanahmet'i bozarsanız hiç kırmadan. Kim koymuşsa o şey yapar. Ya bu da taştır ya. Doğru. Biz de taş dedik zaten. Ama orada olmaz o. Temeldeki taşı, kubbe, kubbedeki taşı temele koyarsan olur mu? Abi bu da taş ya. E bu da adam, bu da adam. Bu da adam. Ama Kur'an insan bile demiyor. Kelenamu belam benim adal diyor. Lan adam dediğin adam adam değil. Piyasada piyasada gördüğünüz her şey insan. Ben adam diyor. Piyasada, sokakta gördüğünüz hepsi insan olduğunuzu zannediyorsunuz. Vesvese yapmayın da. Usta da söylüyor, Kur'an da söylüyor. Kur'an kelenamu benim adal. Daha aşağıda hayvanda bunlar ustad diyor ki nasıl ki diyor bu insanlar libaslarını çıkarsalardı insi cinli şeytan olacaklardı. Cinli şeytanlar libas giyseydi bazen böyle gözüküyor. Aynı bunlar gibi olacaklardı. Arkadaşlar insi şeytan cinli şeytandan beterdir. Şeytan haza vallahi şeytan. Haza şeytan. Biz biraz hassas olduğumuz için gözden hemen yapıyor böyle. Bakamazsınız. Demek ki bu ayet-i kürsüyü koyabilmek için usta olmak yetmiyor. İlim sahibi olacaksın. İşte insanı yaratmak veya Kur'an'ı yapmak üçü aynıdır. Unutmayın. Kur'an, insan, Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem, şeceri hilkat. Formatları farklı. Ne fark var? Şöyle misal vereyim. Maddeleri abi. Telefon. Maddelerinden değil. Telefon. Bedene benzer. Uydu haşa. Allah'a benzer. Frekans. Hidayete benzer. Çekim yasası. Yani buradaki o frekansın onaylanma şeyi imana benzer. Yazılımın ruha benzer. Batarya hayata benzer. Şimdi örnek vereceğim. Bak üçü aynı dedim. 18 bin alem, insan ve Kur'an. Hakikatler farklı. Şimdi pil. Çekiyorum. Pil bitti. Nereye dönüştü? Videoya dönüştü. Bu siyah bir pil var bunun gibi. Kilosu yok. O enerji nasıl bilmiyoruz. Ama videoya dönüştü. Şimdi pilin içindeki enerjiye bak, videoya bak. Benziyor mu? Ama aynı hakikat. Hakikatler aynı, mahiyetler farklı. Anladın mı? Mesela çekirdek, kabak çekirdek, yok kabak. Ha, işte kainat, şeceri hilkat, onun harfi çekirdeği, hulasası, ağaç, şeceri hilkat, çekirdeği, insan, yazılımı, Kur'an. Üçü aynı. Dolayısıyla İnsana herhangi bir yerine müdahale edebilmek, Kur'an'a da müdahale etme yetisine ve etkisine sahipsin. Öyle yazılmamış. Mesela ilk gelen sure İkra bismi rabbikellezi halak. Ama nerede? Başta mıdır? Kur'an'da. Değil. Değildir. İlk Risale'de yazılan esere bak mesela. Birinci söz. Onuncu söz birinci sözden önce yazılmış. Bence işte o inkar edilecekti. Yaz kardeşim 10. söz. Ama bir yok da ortada. Yok yani. Ustadım yani daha bir yok. Yaz kardeşim 10. söz. Acayip ya. Mesela 31. söz Miraç Risalesi çok iyi bildiğim için söylüyorum. 20. söz Peygamberler Mucizesinden önce yazılmış. Ama adı da 31. söz denmiş. 20 yok ki. Nasıl ki işaret-i caz namındaki tefsirde Fatiha'nın bazı cümleleri, işaret-i caz nerede yazılmış?
Cephede biliyor musunuz? Ruslarla savaşırken yapılmış. Elif, lam, mim, zâniken kitâbu lâ raybe fîh cümleleri içinde şu nüktelerden bazı nümuneleri göstermişiz. Mesela nasıl ki, şimdi ustad misal veriyor bak. Nasıl ki münakkaş bir sarayda, öyle bir harika saray ki, mesela saat oraya koyarken bir yerleri tanımlamak için koymuş. En azından kaldırdığı zaman arkası deliktir, başka yere bakar. Tamam. Veya mesela iç dizayn, iç tefriş etmek, döşemek için mühendisler var değil mi? İç mimar derler. Lan ne var ya, saksıyı oraya koy, çantayı da oraya koy, donandırır. Bu için mühendislik mi gerekiyor? Gerekiyormuş. Çiçeği nereye koyacağını o söylüyor. Peki bu eve çiçeği, masayı, odayı nereye koyayım diye mühendislik gerekiyor da be adam. Bu kainatı kurarken, kurulurken ağaç denilen bir sistemi nereden hatırına geldi? Bunun yaprağını nereye koyayım, bu ağacı nereye koyayım? Mühendislik gerekmiyor. Portikalın rengini yaprağın rengine göre koymak, denk getirmek mühendislik işi değil midir? Vardı ya bizde Harun, iç mimar. Geldi girdi, abi dedi, burası oturanları rahatsız eder dedi. Bu yanlış dedi, girer girmez. Şu şuraya gelecek, şu şuraya gelecek, şu şuraya. Şurayı değiştireceğim, ben başka bir şey getireceğim. Yani başka bir göz var adamda. Sonra baktım, fesubanallah, benim duygularımı, aklımı, ruhumu, hissiyatımı nasıl yerleştirmiş ya. Acayip bir şey ya. Fesubanallah ya. Öyle değil mi iç mimar? Duydun değil mi? Evet. Saksıyı oraya koyma dedi, olmaz dedi ama. İnsanın mekana göre duygusal değişimleri... O oluyor. Acayip bir şey ya. Fesubanım. Geç bu tarafa, ona şaşırmıyorum. Bu kainatı kurarken, tövbe, zaman yok, mekan yok, mukayese yok, taklit yok, madde yok, nümine yok, misal yok, model yok. Nereden hatırına geldi bunu kurdu ya? Portakalın rengini nereden hatırladı? Allah'ın rengi yok ki. Allah sıkılmıyor ki, sıkıntıyı bana nasıl koydu ya? Onun için mucize ya. Atar mı? Allah hakikaten mi dedim bir tanesine. Ya dedi sıkılıyorum vallahi dedim, Allah'ın mucizesi mazarsın. Çünkü Allah sıkılmadığı anda bize sıkıntıyı vermiş. Ne kadar acayip bir şey dedim ya, nereden hatırına gelmiş? Ya hakikaten abi dedi ya. Bize gülmeye başladı. Sıkıntı yapabiliyorsan demek insansın. Meleklerde yok. Hayvanlarda yok. Sığırlarda yok. Ağaçlarda hiç yok. Yani çok tuhaf ha. Sihatın alameti. Sıkılıp gülebiliyor musun? Terleyip tuvalete gidebiliyor musun? Yürüyebiliyor musun? Gülüp ağlayabiliyor musun? Bunlar sihatın alameti, devam et. Demek ki nasıl ki münakkaş nakşedilmiş harika bir saray düşünün. Mutadit muhtelif nakışların düğümü hükmünde bir taşı. Her şey her şeyle alakadar. Her bir şey her şeyle alakadar. Her şey de her şeyle alakadar. Bir saray düşünün. Öyle devlet başkanlarının saraylar böyle. Şimdi orada bir taşı oraya koymak için ayet-i kürsi gibi bütün nakışlara bakacak bir yerde yerleştirmek bütün o duvarı nukuşuyla bilmeye mutevakkıftır. Değil mi? Bilmiyorum. Örnek veriyor, anlamadın mı? Bizden örnek verecek. En çok hoşuma giden örnek. Hem nasıl ki insanın başındaki göz bebeğini yerinde yerleştirmek, bütün cesedin münasebatını ve vezaif acibesini ve gözün o vazifeye karşı vaziyetini bilmekle oluyor. Yani gözü yapmak yetmiyor. Gözü yapabilmek ve işlettirmek için güneşi bilmek lazım. Eşyanın foton yansımalarını bilmesi lazım. Foton. Bak bir daha, bu gözü koyabilmek için, yapmak için güneşi bilmek lazım. Güneşin yansıyan fotonların bizdeki ziya ve nura dönüşme sistemini bilmesi lazım. Yetmiyor. Bu gözü buraya mı, koltuk altına mı, kafa mı, omuza mı? Nereye koyacağız? Mesela gözle mide çalışır. Salgılama bezleri çalışır. Düşünceler de çalışır. Sen Ramazan'dasınız, harika bir yemek gördünüz. Var mı öyle bir şey şimdi? Yemek bir şey, ikram var mı?
Olmaz mı? Tamam bak. Ha, şimdi gördüğün zaman Ramazan'da lan gösterme diyorsun. Değil mi? Yani o yemeği görünce bir de kalkmıyor mu? Kokuyla Allah Allah, ulan balık mı kokuyor? Adam, mesela görmediğim elmam diyenler var ya, köpeğe söyledim de. Köpeğe söyledim. Hakikaten köpeğe dedim ki, benim dedim bazı insan suretindekiler var dedim, görmediğime inanmıyorum diyorlar, ne diyorsun dedi. Benim hayatım dedi, görmediğime, görmediğinizi bulmaktır. Nasıl dedim, ben görmediğime inanmam demem. Koklamadığım bir şey yok derim. Köpek bile görmediğine değil, kokusuna gidiyor. Kokuyla var diyor. Bak kokuyla var diyor. Yarasa görmüyor. Sesiyle var diyor. Öyle değil mi? Amalar dokunmayla var diyor. Sen kokuyla, görmeyle, işitmeyle, tat almayla, dokunmayla, akla, kalple sahibini bulamazsan ayıp olmuyor. Köpek sırf sahibini veya avını sırf kokuyla buluyor. Yarasa 120 bin frekans gönderiyor. Yani gönderdiği frekans gidiyor, eşeğe çarpıyor. Onun enlemini, boylamını, koordinatlarını tespit edip aradan sıyrılıyor. Sesle gidiyor geliyor. Radar sistemi onunla bulunmuş. Ben görmediğime inanmam mı diyor yarasa. Köpek, ben görmediğim yok mu diyor köpek. E biz gözle gördüğümüz halde, kulakla, burunla, dille, dokunma, akıl, kalp, his ve içimizdeki arzu, meyil, istek, fıtratın şehadetiyle sahibini ve ahiretini göremezsen köpek bile olamazsın. Ya acayip, şimdi diyor ki bu gözü yerleştirmek için mideyi bilmek lazım. Hadi harici güneşi bilmen lazım, çiçeğin yansımasını bilmen lazım. Kulakla alakalıdır, beyinle alakalıdır. Şimdi bunu nereye koyacaksın? Arabanın silecekleri var. Zırt zırt. Eğer kuru havada yırtılır değil mi? Yırtılmasın diye manueli yaparız ki su atsın. Kapak inip çıkarken su atıyor. Hem suyu besliyor, hem temizliyor, hem sürtünmeyi kaldırıyor vesaire. Şu gözü böyle, bu göz daha yokken bu kafada. Bu gözü bu kafaya koymak için bu gözden önce göz olması gerekmiyor. Bir daha. Bu göz buraya konmadan, bu gözün dışarıdayken bu gözü nereye koyayım? Tepeye mi, omuza mı, koltuk altına mı? Denmesi için bu göz buraya konulmadan önce göz olması lazım. Ki konsun. İşte bu göz bütün organlarla maddi ve manevi İletişim münasebetini kurabilmek için hepsine hakim olman gerekiyor. Göz de vücudun içerisinde bir harftir. Kur'an harfi gibidir. Organları yerine yerleştirmek, bütünü bilmekle olduğu gibi o suredeki o harfleri yerleştirmek de manayı ve tabiatı bilmek gerekiyor ki onu dizesin. Her bir ayet, her bir harf, acele edeyim çünkü zamanım geldi. Şeytanın sözü nasıl ayet oluyor, cevap olacak. Her bir ayet üç Allah'ın sıfatını tazamun ediyor. İlim, irade, kudret. Yani Allah Sema'ya diyor ki ey Sema suyunu kes dediği anda oluyor veya olurken söylüyor. Yani ilim, kudret aynı. Söylerken yapıyor, yaparken söylüyor. Bu ne demektir? İlim, kudret özdeş. Ama ben ise ey sema suyunu kes, kesilir mi? Kesilmez. Ha, o zaman benim kelamımın içerisinde kudret, irade, ilim olmadığı için beşeriyettir. Şeytanın sözünü Allah alıyor, hem ibret alıyor, içerisini, formatını değiştiriyor. Yani arabanın motorunu değiştirir gibi. Oraya Allah kudretini, ilmini, iradesini koyuyor. Ama zahirde kelam bu, kılıp bu. İçerisi değişik. Bunu zenginleştirme örnek vereyim. Aynı ağız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor ayet, çıkıyor hadisi kutsi. Aynı ağızdan hadis-i şerif çıkıyor. Aynı senin ağızdan Kur'an çıkıyor. Bir de hoş olmayan sözler de çıkıyor. Abi şeytanı söyle diyorsunuz ya. Bunu söyletiren Allah değil mi? Evet.
Onu birinci şirk de onu atladım da. Onu da söyledi. Tamam. He, onu da Allah söylettirdiği için onu ait yaptı yani. Zaten Allah söylettiriyor. Söylettirmese diyemezsin de. Ama zahiri kafacılar için söylüyorum. Onu mesela diyelim ki bir sürü şifreler yapıyorsun ama sen bu kapının şifresini sen koyunca evet bizim kapıda şifreyle açılır ama benim şifreyle bu açılmaz. İçerisine sen başka şifre koydun. İlim koydun. Veya harflerle irade koydun. Tamam? Veya telefonlar var. Gözüne bakarak açılıyor telefon. Evet. Kapılar var seni tanıyor. Ciddi müesseselerde öyle. Peki o kapı ben gidiyorum da açılmıyor da sen gidince niye açılıyor? Şifre keramet. Ha. Demek ki içerisine sen konulmuşsun daha önce. İşte Kur'an'ındaki o sözler ey sema suyunu kes derken veya şeytanın o sözünü böyle diyor'nın dışında ibret alem için dediği hariç içerisine Allah ilim, irade, kudret sıfatını ile yapısını değiştiriyor. Yani genetiğini değiştiriliyor. Genom. Mesela piyasada en tehlikeli gıda, genetiği en çok değiştiren, en zirvedeki her şeyde kullanılan mısırdır. Tamam. Mesela kışın yaz meyvesi, yazın da kış meyvesini yiyorsanız genetiği değiştirmiş olanlardır. Şey değilse yani o, şey ne diyorlar ona? Sera ise böyledir genetiği. Ben şey yapayım hemen yani... Bir insanın organları dedi, saray misalini verdik veya içimizde bir sürü ilim var. Sıralarken, konuşurken diziyoruz. Gözü misali, öyle de ehli hakikat için çok ileri giden bir kısmı Kur'an'ın kelimatında pek çok münasebatı ve sahih ayetlerdeki cümlelere bakan vücuhları alakalı göstermişler. Hususan ulema-i ilmi huruf, zamanım geçtiği için... Bu işte alakalı ulema-i ilmi huruf ömürlerini harflere vermiş. Harf ilim değil bu başka yani Kur'an'ın ilmi değil bu. Harf ilmi. İlmi hurufu Kur'an. Ben biraz eskide meşgul olmuştum. Baktım ki dibi yok. Kapakmış her harf. İçeriye gittik her alemin simgesiymiş. Böyle. Hani var ya böyle bazen hücreyi kanalı gösteriyorlar böyle belgesel. Kan hücresi, kanda hareket ederken oralara böyle gülüyor ya. Aynı böyle dehliz gibi hele ben bir şeye girmiştim. Elif'in şeyine yani öyle bir şey bir şeyde. Onunla yatıp kalktığım için böyle acayip şeydi. Ondan sonra bu işte vazgeçti. Bu işte eyvallah. Dehliz. O Ebcetçi ne yaptı? Soluğu ustad yasaklıyorum yapma demiş gece. Ondan sonra bıraktı ve... Yoksa orada hark ettim, burada gark ettim. Hiç hak hiç işimiz değilmiş ama meraktı. Dedim bu Allah varken hiçbir şey yoktur. Şu lamı niye böyle yaptı? Bunun lam hangi alemin simgeselliğidir? Ben bu lamı aleminde nasıl kullanayım da o aleme geçerim diye bir baktık ya aman yarabbi. Eyvallah ve çift emallah. Sakın kimseye söylemem. Hususan ulema-i ilmi huruf bak daha ileri gidip ulema-i ilmi huruf harfli uleması ha. Kur'an nasıl okunur diye 30 tane ulema var. Nasıl okunur ha? Sırf Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an'ın değil yazılmasına sırf nasıl okunacağını ömrünü verse yetmezmiş. Çünkü 30 tane ulema öyle aptal bir değiller ki bunlar. 30 tane ulemanın toplamı kadar mı olacak? O da adetullah da o da beşerdir. Yani keşke ona girsek. İleri gidip bir harfi Kur'an'da bir sayfa kadar esrarı ehline beyan ederek ispat etmiştir. Vallahi ben bir harf hakkında bak yani şöyle bir sayfa yazarım. Şimdiki kafamla. Yazarım ya. İşte bunun delilim şu. Bununla alakalı sitede var. Koku hakkında 5-6 saat dersim var. 5-6 tane daha var. Koku. Bu biraz bana yardım eden de bu. Hem madem Halik-i Külli Şey'in kelamıdır, her bir kelimesi kalp ve çekirdek hükmüne geçebilir, etrafında esrarında müteşekkil bir cesedi maneviye, kalp ve bir şecere-i maneviye çekirdek hükmüne geçebilir. Yani harfler, karpuz çekirdeğini düşünün, kabak çekirdeğini düşünün, şeftali çekirdeğini düşünün.
Düşündünüz mü abi? Maydanoz çekirdeğini düşünün. Kur'an harfleri de böyle. Çekirdektir, birbirine benziyor ama karpuz, ayçiçek, şeftali. Ha böyle. Yani burada çekirdek okuduğunuz harfler, burada çekirdek, öteki tarafta şeftali. Orada o şeftali oluyor. Anladınız mı abi? İşte insanın sözlerinde Kur'an'ın kelimeleri gibi kelimeler, belki cümleler, ayetler bulunabilir. Fakat Kur'an'da çok münasebet gözeltilerek bir tarz ile yerleştirildiği yerde bir ilmi muhit lazım ki öyle yeri yerine yerleşsin. Zamanınızı anlamak için yaptım. Demek ki burada maydanoz çekirdeğini getire buraya, maydanoz, karpuz, şeftali, armut, erik. Harflerini dizdik. Allah Allah. Dizdik. Nedir bu? Dizdik mi böyle abi? Dizdik. Anlamak istiyor musun bunun içini? Görmek mi istiyorsun? Toprağa getir. Ört üstünü. Şimdi sen, ayçiçek ya, karpuz, şeftali, elma, fesubanam, şuraya, enesera, minesureya. Kur'an harfleri böyle, alemin garipteki karşılıklar böyle. İşte o harflerin içine giremedikleri için benzerini o yüzden yapamıyorlar. Olmuyor. O sıfat, o yük diyemiyor. İçine giremedikleri için. Evet, mesela bir manasını da şöyle diyeyim. Mesela adam yaşadığı halde söylüyor. Bir yaşadı, bu işin ehli. Sen bir tanesi taklidden söylese ama ben çalışmışım. Size yaptığı tesirle adam hakikaten kitaplarını okumuş, size naklediyor. Harflerin çoğu. Benim söylediğim gibi olmaz. Niçin? Adam buna çalışmış, hissiyatını yüklüyor, duygularını yüklüyor, fikriyatını yüklüyor, haletini yüklüyor. Halet. Onun için limete kullanan malate falan. Aynı bunun gibi harflerin üzerine de Allah ilmi irade haletini yüklemiş. O kokuyor, lahuti o gözüküyor. Tamam mı? Mesela diyelim ki işin ehli olmayan pazarlamacı veya şey, hakikaten yalan mı şey, doğru söylüyor kelamlar ama yalan söylüyor. Doğru söylüyor ama yalan söylüyor. Anlarsınız değil mi biraz ehli olsa? Bir daha misal, şimdi esnaflar için söylüyorum. Şimdi adam bir müşteri geldi. Bu taksitle mi alacak, peşinle mi alacak, alacak mı, almayacak mı? Piyasa mı araştırıyor, yoksa başka fiyat mı öğreniyor? Girerken işin ehli ise, uzman bir esnafsa, bu alacak mı, almayacak mı? Ona göre hemen bilir. Ben kendi mesleğim itibariyle söyleyeyim. Oturuyorum camiye, cumaya çıkacak adam. Cumaya hoca çıkarken bakayım, ehli midir, değil midir, yürümesinden anlarım kürsüye giderken. Nasıl gidiyor böyle? Bakalım nasıl gidiyor. Şöyle gidiyorsa ne yapayım ya, şimdi nasıl geçiştireyim? Nasıl geçiştireyim? Mesela şu oturuyor. Gene vakit geldi der gibi. Maalesef gene diyor. Başımın belaları der gibi. Yani işin ehli işi bilir. Mesela elektrikçi. Ben çalışayım elektrikte. Benim uzman mıyım değil mi anlamaz mısın? Ha, öyledir. Peki, hafız bana demişti ki, benim talim var ya öğretiyorum. Ha, Serhat. Ha, dedi ki, ölünce sakın gelip mezarımı okuma dedi. Dipe giderim diyor. Ya, ama bana da ne dedi biliyor musun? Kimseye söyleme dedi. 20 bin hatim yaptım, seni de hissedar ettim dedi. Allah'ım ya. Ya. Kimseye söyleme ama dedi, ben söyledim. Allah. Söylemem demedim. Bir yerde söyledim o fırlığı. Yani işin uzmanı, ehli, sahibi, her şeyin sahibinden çıkan kelam. Beşer kelamına benzeyecek ki, beşer ondan ders alsın, duasını, her şeyini öğrensin. Bizim anlayamayacağımız uslup tarzda kullansaydı, biz dersimizi alamazdık ama taklidi mümkün değil. Latife mi yaptı Hasan abi yoksa? Latife yaptı. Evet. Sonra dedi ki yani... Kağıtı çok düzgün. Şöyle, yok ki öyle bir şey. Mesela şöyle yapardım. Elif, la, mim, ha, mim, ayin, sin, kaf. Oho. Nefsi yok. Mesela F harfi var ya zaman sıfatı. Ha, mim, ayin, sin, kaf. Kaf. Yani o zaman sıfatını. Kaf. Neye benziyor? İza, ca, enesrullahi vel fet. Ne oldu sonundaki? Böyle okunur. Ne basmışız, ne irabını gösteriyoruz, ne meti yaptık. Böyle de Allah yardım etsin. Yani Kur'an hafleri, Kur'an hafleri. Ve ahirde vâhu menilhamdülillahi rabbil alemin.
Kusuruma bakmayın. Biraz uzattık. Hakkınızı da helal edin. El Fatiha temas selamu.